Bismillahirrahmanirrahim. Bugün her bir mümin Müslüman için lazım bo'lgan büyük makamlardan birini o'rganishga Allah Teala'nın o'zidan yardım so'ragan halimizde harakat qilamiz. Bugungi makam rizo makomi deb ataladi. Rizo sözünü biz özümüzün tilimizde razılık, razı buluş kabi o'sha asli Arapça o'zakdan kelib chiqqan holda iste'mol qilishga o'rganib qolganmiz. Ruhiy tarbiyadagi rizo esa mu'min musulmon bandaning Allah subhanahu va taolo unga nimani ravo ko'rsa, shunga rozi bo'lishligi ko'zda tutiladi. Shuning uchun ham rizo maqomini ta'rifini qilgan mashoyixlarimiz aytishadiki, rizo insonning o'ziga yetgan musibat yoki yetmay qolgan yaxshilikka nisbatan holatini o'zgarmasdan xotirjamlik bilan rozilik maqomida turishidir deyiladi. Boshqa birlari rizo taqdirni zarbasiga qalbning sururidir deganlar. Ya'ni Allohning taqdiri bilan bandaga biror noxushlik yetsa, agar u bandada rizo maqomi mujassam bo'lsa, mazkur banda o'sha zarbani surur bilan, xursandchilik bilan kutib olar ekan. Boshqa birlari aytadilarki, rizo qazoyi qadar jarayonida qalbni sokin turishidir. O'ziga nisbatan turli holatlar bo'lyapti. Musibatlar yetyapti. Noxushliklar bo'lyapti, nimadir nuqsonga uchrayapti, lekin uni qalbi sokin. Chunki uni qalbida rizo maqomi bor. Ana shunga o'xshagan bir qancha ta'riflar siz bilan bizga rizo maqomini tushuntirib beradi. Ulamolarimiz aytadilarki, rozilik deganda bandaning Allohdan, Allohning bandadan rozi bo'lishi ham bor. Qur'oni Karim bu haqiqatni radiyallohu anhum va radu anh iborasi bilan ifoda etib qo'ygan. Ana shu kishilardan Alloh rozi bo'ldi va ular Allohdan rozi bo'ldilar. Ya'ni bandalar bu dunyoda Allohning aytganini qilib, qaytarganidan qaytib, ibodatini qilib, roziligini topishdi. Shuning uchun bandani mazkur faoliyatidan Alloh rozi bo'ldi va oxiratga borganda ularga jannatni berganida bandalar Robbilaridan rozi bo'ldi degan tafsirni ham aytishadi. Bandani rizo maqomi ikki turli bo'ladi deydilar mashoyixlarimiz. Birinchi turi bandaning Alloh unga joriy qilgan buyruqlari va uni qaytargan qaytariqlaridan to'la to'kis rozi bo'lmoqlik. Alloh unga nimani buyursa rozi. Alloh uni nimadan qaytarsa rozi. Nima uchun demaydi. Shuni o'rniga boshqacha bo'lsa bo'lmasmi deyam demaydi. Eshitishman roziman deydi. 100% roziman deydi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Walau annahum radu bima atahumullohu va rasuluhu va qalu hasbunalloh sayu'tinallohu min fadlihi va rasuluhu inna ila robbina
rağibun. Allah Teala aytadı ki, agar ular özlariga Allah ve onun Resulü bergen narsadan razı bolsalar ve Allah'ın özü bizge yeterli, Allah bizge öz fazliden biridir ve onun Resulü hem degenleri de idi. Ve yine elbette biz öz Rabbimizge rağbet kılıçımız degenleri de idi, özlerige yakşı bulardı. Ana, mumun, Müslüman bende, Allah nimani ularga ravo ko'rsa, Allohning Rasuli alayhissalotu vasallam nimani ravo ko'rsa, rozi bo'lishlari kerak. Rozi bo'lishlari dildan rozi bo'lib indamay yuraverish emas, rozi bo'ldik deb tili bilan ham aytish kerak. Va qalu, va qalu hasbunalloh. Ana, tili bilan ham aytib, dilidan tasdiqlab rozi bo'lib, butun vujudidan o'tkazib, tili bilan ham aytib Allah nimani bersa biz razımız, Allah'ın Resulü aleyhisselam nimani berseler biz razımız, deyip arkasından yine biz öz Rabbimizge daima rağbet kılamız. Yani bundan keyin yine nima berse, razı buluramız. Bu büyük adab namunasıdır. Allah subhanahu ve ta'ala'ga nisbeten mumun Müslüman bandelerinin adabı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a nisbeten o kişinin ümmetinin adabı. Bu kabı yüksek adab, bu kabı âli makam adab başka ümmetlerde bulmagan. Allah-u Teala Bani İsrail'e Kudüs şerifini verip, barıp o şerde adamlar bar uruşup çıkarıyorlar dese, biz barmayemiz deyişken. Uzunlu peygamberler, izheb ve ente, فَقَاتِلَا وَاِنَّا هَا هُنَا قَاِدُونَ deyişken. Ey Musa, bar, özün Hudayim'le barıp, o şerimlerle uruşa vururken biz bir yerde oturup duramız deyişken. Allah ularga makam beri yaptı. Allah ularga şeref beri yaptı. İki dünyanın bahtını, saadetini beri yaptı. Barıylar, ben özüm kolleyim, o şerimde bir adamlar bar, şularını çıkarıyorlar, sizlerle o şerim bol edese, yok. Biz barmayımız. Musa, özün bar. Rabbin emrine varsın, iki oylar uruşuyla röferge bağırıp deyişebdi. Müslüman ümmeti de, mumun ümmeti de, ümmeti Muhammed aleyhisselam'da buna kadar narsa yok, hazır ki ayetlik okşagan, hemen narsaga razılık var. Allah subhanahu ve ta'ala yaratıp koygan zat, hemen narsanı berip koygan zat, nima dese hakkı var, şunun için o zat bu ümmetke nimani rava körse, ana şunu kabul kılışı bar. Mana şu talimattan kelip çıkıp tasavvuf meşayihleri, ruhi terbiye ustazları etediler ki bu ümmetin azalarını dünyadaki barcha faaliyeti Allah Ta'ala'nın razı kılışke karatılgan buluşu gerek. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Allah Teala aytadı ki, adamlarının içinden bir kişiler var ki, ular Allah'ın razılığını istep, öz canlarını fida kıladılar, satadılar. Öz canını satadı. Maksadı ne mi? Allah'ın razılığını tapsın. Bu ayetin tefsirinde müfessirlerimiz aytadılar ki, mana şu ayet-i kerime uluğ sahabi Suhayb ibn Rumi radıyallahu anhu'nun hakkında düşkan. Suhayb radıyallahu anhu Avrupa halklarından birinci bulup İslam'ını kabul kılgan, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a iman keltirgen, Makka-yı Makarama'da turup sahabalik baktiga müyesser bo'lgan ulug' zot. Ana şu Suhayb ar-Rumi radıyallahu anhu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam başçılığındaki mumun Müslümanlar kafir müşriklerini tazyikiden kaçıp dini diyanetlerini esreş maksadı da
Madinayi Munavvaraga hicrat qilganlarida va hammaga hicrat qilish amr bo'lganda Suhayb radhiyallohu anhu ham hicratga chiqqanlar. Bundan xabardor bo'lgan Makka mushriklari qurol aslahalari bilan u kishini yo'lini to'sib chiqishgan. Yo'l to'silgan. Ro'baroda tish tirnog'igacha qurollangan dushman turibdi. Bir tarafta Suhayb ar-Rumiy radhiyallohu anhu yolg'iz o'zlari turibdi. Ular agar yaqinlashib kelib bu kishini tutib olsa, nima qilsalar qilishadi. Shunda Suhayb radhiyallohu anhu o'zlari qilichlarini bir tarafga qo'ydilar-da, bir tarafdan kamonni olib turib, o'qlarini oldilariga qator qilib terdi. Keyin baland ovoz bilan aytdilarki, "Ey Quraysh, mani qanchalik merganligimni yaxshi bilishasan. Mani otgan o'qim xato ketmasligini ham yaxshi bilasizlar. Mana o'qlarni terib qo'ydim. O'qlar tugaguncha hammangni qiraman. Undan keyin mana u qilichni olaman-da, qilich sinib tugaguncha hammangni chopaman. Keyin nima qilsalaring mani qilaveringlar" dedilar. Shunda haligi yakka mu'minni tahdidi mushriklarni qalbiga xavf soldi. Ular gapni boshqa yoqqa burib, "Sen kechagina gado bo'lib yurgan eding. Endi biz yurtimizga kelib, mol dunyo ortirding, boy badavlat bo'lding. Endi xohlayapsanmi?" deyishdi. Shunda Suhayb radhiyallohu anhu aytdilarki, "Agar Makkadagi molim mulkim qayerdaligini sallarga aytib bersam, yo'limni ochib qo'yasanmi?" dedi. "Ha, ochib qo'yamiz" deyishdi. "Borlaring, falon yerga qo'yib qo'yganman, olovlaring, sangasular" dedi. Ular hammasi mol tarafga, dunyo tarafga o'zini urib ketishgandan keyin yo'llari ochildi va Madina Munavvaraga ravona bo'ldilar. Madina Munavvaraga yetib borib, Rasuli Akram alayhissalotu vasallamning huzurlariga yaqinlashganlarida Rasululloh u kishini ko'rishlari bilan "Hech narsadan hech narsa yo'q. Hay Suhayb, tijorat foyda keltirdi. Hay Suhayb, tijorating foyda keltirdi" dedilar. Ya'ni haligi qilgan ishni xabari kelgan edi. Suhayb alayhissalom yetib kelib bir oz turganlaridan keyin yuqoridagi "va minan nasi man yashri nafsahu ibtigo'a mardotillahi" oyati tushdi. Aynan Suhayb radhiyallohu anhuning faoliyatlarini tasdiqlab. Ana Allohning roziligini ko'zlab musulmonlarni barcha ishlari bo'lishi kerakligini tasdiqi mana shu tarzda bo'ldi. Endi rizoni birinchi turini aytib o'tdik. Demak, mu'min musulmonga Alloh nima desa, Rasul nimani ko'rsa, ravo ko'rsa qabul qilish. Amri bormi, nahiy bormi, hammasini qabul qiladi. Chun ucharo demaydi. Muhokama qilmaydi, nima uchun demaydi, hammasini qabul qiladi. Ikkinchi turi rizoni. Ikkinchi turi mu'min bandaga yetadigan noxushliklar. Musibat, bemorchilik, ba'zi bir vaqtlarda faqir fuqaro bo'lib qolish ma'nolari, xullas bu dunyoda havoyi nafsga yoqmaydigan narsalar yetganda ham mu'min musulmon banda uni xursandchilik bilan kutib oladi, rozilik bilan. "Roziman, Xudoga shukr, shuni beribdi, bundan battaridan o'zi saqlabdi, shunga shukr" degan ma'noni qilinadi. Ana shu ma'noda Muhayy ibn Vasi' degan azizlarimizdan birini holatlarini rivoyat qilishadi. U kishi bemor ekanlar, odamlar ko'rgani kirishibdi. Shunda bir odam aytibdilarki, "Bu sizga chiqqan yarani ko'rganimdan beri men sizga rahmim kelyapti" deb o'zini bir darhamdardligini bildirmoqchi bo'lib aytgan ekan. U dardman kishi Muhammad ibn Vasi' rahmatullohi alayh, "Shu yara chiqqandan beri men roziman, shu bilan birga Alloh o'zingga shukr, bu yarani ko'zimga chiqarmasdan boshqa yerimga chiqarding deb shukr qilib o'tiribman" degan ekanlar. Ana rozi, rizo maqomi qalbiga joylashgan odam mana shundoq bo'ladi. O'ziga musibat yetyapti, lekin u roziligi ham bor, yana shukr ham qilyapti.
Ana mana shu ma'nolarni demak doim aks ettirilgan bor narsalar. Shuningdek payg'ambar alayhisolatu vasallamlar ham Allohning roziligi uchun harakatda bo'lganlar. İsa alayhisolamning tilidan Qur'onda aytiladi: "Va ajiltu ilayka robbi litarda." Musa alayhisolamni Alloh taolo miqotga chaqirganida o'zlarining qavmidan ma'lum odamlarni olib borganlarida u kishi oldinroq borganlar, qavm orqada qoldi. "Ma a'zalaka ya Musa" deb Alloh so'radi. "Sen nimaga shoshilib o'zing oldin kelib olding? Qani qavming? Qavmim mana orqamdan kelyapti. Lekin meni shoshilganim seni rozi qilish uchun. Seni roziligini istab o'zim oldin shoshibroq keldim." Shuningdek, farishtalar qiyomat kunida shafoat berish maqomiga ega bo'lmasakan, oyatda shu kelgan, illo Alloh qaysi birini xohlasa va qaysi biridan rozi bo'lsa, shunga shafoat qilish haqqini berar ekan. Ya'ni farishtalarda ham Allohning roziligini istash ishtiyoqi, ehtiyoji va o'sha roziligini topish bilan unga yetadigan maqom, martaba, shafoatchilik mansabi ham bo'lar ekan. Mana rizo mana shundoq ulug' narsa, buyuk narsa. Har bir banda ana shu sifatni o'zida mujassam qilish uchun harakat qilmog'i kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom rizo sifati bor zotlarni imomlari, boshliqlari, namunalari har tarafdan bu narsani ko'rsatganlari bilan birga yana ko'plab hadislarida siz bilan biz ummatlarini rizo maqomini istashga ana shu narsani o'zimizda mujassam qilishga ta'limotlarini berganlar. Uzoti va barakot o'zlarining mashhur bir hadislarida aytadilarki: "Zaqa ta'mal imani man radiya billahi robban va bil islami dinan va bi Muhammadin nabiyan." Kim Allohning Rob deb rozi bo'lsa, islomni din deb rozi bo'lsa, Muhammadni nabiy deb rozi bo'lsa, u iymonni ta'mini tatigan bo'ladi. Ya'ni haqiqiy iymon egasi bo'lishi uchun har bir banda avvalo Alloh taoloni Rob deb rozi bo'lishi kerak ekan. Allohning robblik sifati buyuk sifatlaridan biridir. Rob so'zining lug'aviy ma'nosi tarbiya qiluvchi, tarbiya kunanda degani. Lekin uni urfdagi ma'nosi, shariatdagi ma'nosi o'sha tarbiyachilik ma'nosiga yana qo'shgan rizq beruvchi, tadbirini qiluvchi, egasi, yaratuvchisi degan ma'nolarni beradi. Demak, har bir banda chin dilidan, ixlos bilan Alloh taolo mening Robbim, yaratuvchim, meni tadbirimni qiluvchi, menga rizq beruvchi, meni egam deb ishonib, shunga rozi bo'lib, to'liq rozi bo'lmaguncha iymon ta'mini tata olmas ekan. Bas endi shunday ekan, ana shu Robbni aytganini to'liq qilishga bo'ysunish ham bu yerda bo'ladi. Endi shuni aytgan bilan yana ikkinchi narsa, islomni din deb rozi bo'lish. Islomni din deb o'ziga e'tirof qilish, uni butun vujudi bilan rozilik ila qabul qilish va unga butun vujudi bilan bekami ko'st shanasini qo'ymasdan amal qilish orqali inson iymon ta'mini totish baxtiga muyassar bo'lar ekan. Bu ikki buyuk narsani orqasidan nima? Va bi Muhammadin nabiyan. Muhammad alayhisalomni nabiy deb rozi bo'lishi, e'tirof qilishi, tan olishi, u zotga muhabbat qo'yishi, u zotni sunnatlariga amal qilishi, ko'rsatmalarini tatbiq qilishi va o'zlari o'zi uchun bu hayotda tirik, demak, namuna sifatida qabul qilishi kerak.
Allah'ın Rab deb, İslam'ın din deb, Muhammed'ni Nebi deb tan alıp razı bo'lgan kishigina iman ta'mini tatgan bo'lar ekan. Payg'ambarimiz aleyhissalatu vesselam başka bir hadislerde merhamet kılıp aytadilar ki, inna min sa'adatil mar'i an yarda bima qadallahu lahu ve inna min şakavatil mar'i an la yarda bima qadallahu lahu. Kişinin bakti saadeti şülküm o Allah Ta'ala onge ne meni kazayı kadar kısa razı buladı. Tamamen razı buladı. Kişinin bedbahtlığı şülküm Allah onge kaza kılgen, kadar kılgen nersege narazı buladı. Ana Allah bendege ne meni rava körse ana şünge razı bugan adam bakhli adam kısıplanır. Allah'ın kazayı kaderinden bendesige rava körgen nersesiden narazı bulgen bende elbette bedbah bulur. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki men yuridu haulâil kelimet hatta ya'mala biha ev yuallima men ya'malu biha dediler. Bir neçe kelimeler var. Kim şu kelimelerini alıp oşunga amal kıladı ya ki amal kılmakçı bulgen kişiye talim beredi dediler. Ebu Hureyre radıyallahu anhu ettiler ki ben ettim, ana dedim, ben dedim dediler. Şimdi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kolumdan üşlediler. Özlerini demek aldılar ki tarttılar da karab durdup senediler dedi. اتق المحارم تكن اعبد الناس ارضى بما قسم الله لك تكون اغنى الناس احسن الى جارك تكن مؤمنا واحسن الى من يريد ان يحسن اليك تكن Müslüman. Ve la tukthiru'd dihke. İnne kesrete'd dihki tumitu'l kalbe. Resulullah Hazreti Ebu Hureyre'ye ettiler ki haram narsalardan saklangin dünyadaki en abid adam bolasan dediler. Haram narsalardan saklangin dünyadaki en yakşı abid sen bulasan dediler. Allah Subhanahu ve Teala senge nimeni taksim kılıp bergen bosa şunga razı bosun. Bugün dünyadaki en bay bir hacat adam sen bulasan dediler. Koşuninge yakşılık kıgın mumun bulasan. Uzunge yakşı görgen narsanenin burası hem yakşı görgün muslim bulasan. Kulgunu köpeytirme. Çünkü kulgunun köpü kalbini öldüredi, dediler. Uşbu hadiste kelgen nebavi nasihat, her biri insanga baxt, saadet, amalı bugün derselerden bittesi, Allah Ta'ala nimeni taksim kılsa, ana şunga razı bugün adam, dünyadaki en bihacet, dünyadaki en bay adam buluşu doğrusudaki manadır. Bugünkü sohbetimiz ne? Demek mavzusu. Allah bergen narsaga bandanın razı buluşu. Ana şu makamlarını biz nihayette yakşı organıp özümüzde mücessem kılışke hareket kılışımız gerek. Lekin bunun için avval biz rızanı hakikatini düşünüp yetişimiz gerek. Rızanı hakikatini mi? Rıza sabırdan üstün derse. Sabır
boshiga tushgan musibat yoki qandaydir sinov, qiyinchilikni o'tkazish uchun inson o'zi chora ko'rishi. İnsan o'zi chora ko'rib, uni qiladi, buni qiladi da shu narsani boshidan o'tkazib olsin. Yig'lamay, siqtamay, jazo pazo qilmasdan o'tkazib olsin. O'zi inson nimadir chora ko'radi. Rizochi, rizo bu Allohning muhabbatiga g'arq bo'lgan odamning martabasi. U Allohning muhabbati bilan mashg'ul. Shuning uchun boshiga musibat tushsa chora axtarishga ham urinib o'tirmaydi, shundoqqina rozi bo'lib qo'yaveradi. Chunki uni mashg'ul bo'lib turgan narsasi buyuk narsa. Allohning muhabbatidan biror narsa lahza boshqa yoqqa burila olmaydi bu. Shuning uchun tushsa tushaversin. Xudo o'sha o'zi muhabbat qilgan zot tushiryapti buni. Ana o'sha tushgani uchun u zarba bo'lsa ham, musibat bo'lsa ham, qiyinchilik bo'lsa ham unga lazzat bo'lib tuyuladi. Chunki o'zi mahbub ko'rgan zotdan, uni muhabbatiga g'arq bo'lgan zotdan kelyapti bu narsa. Allohni misoli yo'q. Laysa kamislihi shay, lekin tushunib olishimiz uchun aytishimiz mumkinki, ba'zi bir o'zingiz yaxshi ko'rgan yoki ota, ona yoki boshqa kishilardan bir qattiq gap eshitsangiz, "Meni so'kdi ular" desangiz, "Yesan xafoma, uni so'kkani so'k oshi, urgani ur nima? Uni oshi" deydi. Ya'ni so'kishi ham senga yaxshilik, urishi ham senga yaxshilik. Ana rizo maqomiga erishgan odamlar Alloh subhanahu va taoloning qazoi qadariga bo'lgan nisbatdan bo'lgan demak mavqiflari, o'zlarini tutishlari ana shunaqa bo'lar ekan. Demak bu sabrdan juda katta maqom. Yuqori narsa. Buni tushuntirish uchun ulamolarimiz aytadiki, bir odam boshqasi bilan mushlashib qolsa, mushlashib turganda tekkan mushni zarbini bilmaydi. Haligi muhabbatga g'arq bo'lgan odam ham shu. U tegyaptimi, bir yeri ko'karib chiqadimi, qon chiqadimi, uni nimasi yo'q. Qiziqqan shu muhabbati ichida yuribdi, hech nima ta'sir o'tmaydi, sezmaydi. Ana shu ma'noni rizo yuzaga chiqarar ekan. Yoki deydi ulamolarimiz, bir odam bola chaqani boqqani pul mol topib kelaman deb yo'lga chiqdi. Yo'lda unga kutilmagan mashaqqatlar uchraydi. Har narsalar yo'lini to'sadi, qiyinchilik bo'ladi, lekin maqsadi nima? Halol kasb qilish, bola chaqani boqish bo'lgani uchun haligi qiyinchiliklarni hammasini o'tkazib yuboradi. O'zi o'ylamagan edi uni, xayolida yo'q edi, kelyapti. Lekin uni ham xo'p deydi, sabr qiladi, chunki nima? Oxirida bola chaqasiga nafaqa olib borishdek buyuk bir maqsad turibdi. Shunga erishish uchun buni yo'lidagi qiyinchiliklarni hammasini nima? O'zidan o'tkazib yuboradi. Borib o'sha yuksak maqsadga erishsa bo'ldi. Ana rizo maqomiga erishgan odamlar ham shu. Allohning muhabbati bor, shunga harakat bo'lyapti. Ana u biqinidan, bu biqinidan, peshonasidan, u bir yerdan kaltak tushsa, xursand bo'laveradi. Endi mana shu Alloh subhanahu va taolodan kelgan har bir narsaga chin qalbdan rozi bo'lish maqomiga ba'zi bir islom haqiqatini tushunmagan battollar deydi ulamolarimiz ba'zi bir shaklarni ham keltirishadi. Ularning bitta shaklari agar rizo maqomi shunaqa ulug' bo'ladigan bo'lsa, Allohdan nima kelsa shuni rozilik bilan qabul qilish kerak bo'lsa, duoni nima keragi bor deydi. Duoda shu Allohdan, Alloh boshimdagi musibatni ko'tar deb duo qiladimi? Alloh kambag'al bo'lib qoldim, menga mol ber, pul ber deb duo qiladimi? Demak bu teskari-yu. Rozi bo'lmayapti-yu Allohni uni, unga ravo ko'rgan narsasiga. Alloh unga musibat ravo ko'rdi, bu qo'lini ko'tarib, "Xudo menga shu musibatni ko'targin" deyapti. Alloh unga kambag'allikni ravo ko'rgan edi, bu duo qilib meni boy qilgin deyapti. Va hokazo. Mana shu shak shubhani keltirishar ekan. Bunga ulamolarimiz aytadilarki, bular islomning mohiyatini tushunmagan, savodi yo'q battollardir. Duo qilishda Allohning qazoi qadariga teskarilik yo'q.
teskarilik yok. Çünkü Allah özü dua kılışka buyurgan. Ud'uni astajib lakum. Ve ayetler kop. Hadisler kop. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam özleri tınmay irtica bulan, tazarru bulan yığılıp dua kılgeller ve bizge duanı örgütgeller. Allah kim, Allah kim ondan soramasa yaman köredi onu degenler. Katar katar ayet, hadisler türüp de. Bunlar beyhudemez. Lekin kandı düşünemiz bunu dese ulamalarımız etedik ki Allah'ın kazayı, kaderi çankak. Adam çankadı. Çankası Huda'nın kazayı, kaderi bilen çankaydı. Lekin o şu çankap turgan adam barıp bir piyala su kuyup içse Huda'nın kazayı, kaderine karşı çıkan buladı mı? Yok. Allah çankaganinde su içtigen buyruğunu kıgan buladı. Allah'ın kazasını başka kazası bilen, kaderi bilen kaytargan buladı. Duayam hud düşündük. Musibat yetip durgan adam dua kısa, çankap durgan adam barıp su içgen edek, aç kap kogan adam barıp non yegen edek yap. Bunu başka yakka vurup adamlarının başını eğlendirmezlik gerek. Dua cüde uluğ makam, onu Allah-u Teala özü buyurgan, Peygamber aleyhissalatü vesselam cari kigen ve dua arkalik kov narsalar yüzüge çıkışını hem ayet koygan. En muhimi şeriatın hükümleri ikiye taksimlenedi. Bir kısmı, onu hikmeti, faydası, manfaati közge korunup, akılge ilinip duradı. Misal için namazını aladığım olsa, namazının faydasını hemen biz bilemiz. Lekin şu namazının içi de, neme uçun, bamdat iki rekatı, peşin tur rekatı seyiz, hiç kim cevap verilmeydi. Hiç kim cevap verilmeydi. Lekin hemme bamdatın iki rekat, peşinin tur rekatı okuradı. Neme uçun? Buyruk boganı uçun. Ana şeriyetteki buyruk boganı uçun emelge aşırıladığın emellerini taabbudi emeller deyildi. Yani ibadet uçun kılınadı. Faydası gözün bilmeydi, hikmetini bilmeydi, başkasını bilmeydi, buyruk bari için kıla uğradı. Taabbudi. Ana dua ham, ana şundaki taabbudi amellerden buluşu mümkün. Buyruk bari için kılına uğradı. Allah Kur'an'da buyurgan, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam sünnette buyurganlar, ana onge amel kıla uğruş, bendeni işi. Bu nerse, bu nerse, kazayı kaderge zid bop kaladı deyip terk kılış, Allah'ın emrini, buyruğunu, körsetmesini inkar kılış bilen beraber buladı. Bu cüda ağır günah buladı. İkincisi, Allah nimeni rava görse, kazayı kaderinin hemmesini rızalik bilen kabul kılışke buyurgan bilen birge, yani şeriyette bar ki küfür, fısık, günah, isyanını mumun, musulman adam tasdiqlamaydı. İnkar kılışı gerek. İnkar kılışı vacip. İnkar kılması bu meydi. Allah-u Teala Kur'an'da ve ta'avvanu alal birri ve takva ve la ta'avvanu alal ismi vel udvan degen. Yaşlılık ve takva yolu da hemkarlık kılıyorlar. Yamanlık ve düşmanlık yolu da hemkarlık kılıyorlar. Demek yamanlıkını mümin inkar kılışı gerek. Düşmanlıkını inkar kılışı gerek. Şimdi Allah-u Teala özü kaza kıp koysa, kader kıp koysa, kana kıl inkar kıladı. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu etken ekenler ki, bir adam yamallık kımayı turup, özü yamallığını, günahsını boynuna ilvalışı mümkün. İyi, ne mi gel? Kana kılıp yamallık kımayı turup, yamallığını boynuna ilvaladı dese, birov yamallık kısa inkar kımasından razı bozu şuna kıladı. Ana yomonlikka, gunohga, kufrga, fisqqa mu'min musulmon odam hech vaqt rozi bo'lmaydi. Doim inkor qilish kerak. Xo'p, yaxshi, inkor qilsin. Endi Alloh taoloni qazoi qadari bilan bo'ladimi kufr ham? Ha? Gunohkorlik ham, gunoh ishlar ham Allohning qazoi qadari bilan sodir bo'linadimi? Ha. Unaqa bo'lsa, qazoi qadar bu. Inkor qil deyapsan bu yerda. Aslında kazayı kadarını razılığı ile kabul kılış gerek idi. Bunu kana kılıp düşünemiz dese, ulamalarımız etedi, bunu düşünüş cüda hem asan. Bir nerseni
Faqat bir tarafga bog'liqlik darajasi bo'lmaydi. Bir necha taraflarga bog'liq bo'ladi. Bir odam senga düşman. Va shu vaqtni o'zida seni bir düşmaningga ham düşman. Ana onu düşmanlı senga düşmanligini yaxshi ko'rmaysan, yomon ko'rasan. Meni düşmanim deb yomon ko'rasan. Lekin düşmaningga düşmanligi senga yoqadi. Chunki boshqa bir düşmaningga bu dodini beryapti. Ana endi o'sha odam o'lib qolsa nima bo'ldi? O'lib qolsa haligi odam bir tarafdan xursand bo'ladi, bir tarafdan xafa bo'ladi. O'zini düşmani o'lgani uchun xursand bo'lsa, qanini düşmani o'lgani uchun xafa bo'ladi. Xuddi shuningdek, kufr, fisq, gunoh, musiya nima? Ma'siyatlar hammasi ikki tarafga bog'liq bo'ladi. Alloh taologa bog'liq, bandaga bog'liq. Alloh taologa bog'liqligi bularni hammasi Allohning qazoi qadari bilan yuzaga keladi. Mo'min musulmon odam uni tan oladi. Bandaga bog'lig'i, banda uni o'z niyyati va kasbi bilan yuzaga chiqaradi. Xuddi shu nuqtasidan mo'min musulmon odam norozi bo'ladi, inkor qiladi, mana shuni yoqtirmaydi. Ana o'sha holatda demak, haligi ishkal yechiladi-da shubha tarqatganlarning shubhasi demak batamom yo'q bo'ladi. Rizo maqomi ana shunday buyuk maqom. Bundan har bir mu'min musulmon banda o'z nasibasini olish kerak. Ayniqsa Alloh taolo va payg'ambar alayhisolatu vasallam bergan barcha narsalarni, buyruqlarni va qaytariqlarni rozilik bilan qabul qilib olish barcha mu'min musulmonlarga vojib, farz. Uni qilmasa bo'lmaydi. Qolgani qanchalik ko'p shu maqomni kasb qilsa, martabasi shunchalik ziyoda bo'lib boraveradi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni rizo maqomiga sohib bo'ladigan bandalaridan qilsin. O'zimizga ravo ko'radigan barcha hukmlarini rozilik bilan qabul qilib olishimizni Alloh taoloning o'zi bizga oson qilsin. Muroqaba so'zi bizning ona tilimizga tarjima qilinadigan bo'lsa, ziyraklik bilan kuzatish, poylash ma'nolarini bildiradi. Mana shu o'zakdan olingan so'z bizning tilimizda turli sabablarga ko'ra salbiy ma'noda ishlatiladigan bo'lib qolgan. Raqib so'zini yesini tushirib qolib, raqib deb olinganda raqibni dushman, qarshi taraf ma'nosida ishlatiladigan bo'lingan.